Ev tutacağız, herkes 9-10 bin lira diyor, 7,5'tan nasıl geçineceğiz başkanım? Ne zam aldık, ne bir şey yaptık, geçinemiyoruz. Hem de bize 7,5'tan olanlara artış yok. Ne yapacağız, dilencilik mi yapacağız başkanım? Ev kiraları dünyanın parası. Dediniz vatandaşımızı sıkıntıya sokmayacağız, her şeyi düzelteceğiz dediniz. Oy bitti, her şey bitti. 20 seneden beri sizi destekliyorum başkanım. Şimdi ben kira da veriyorum 8 milyar. Aldığım maaş 7,5 milyar. Gerisini siz düşünün. Bir an önce bir çözüm bulması lazım. Yani dara geçme gibi bir şey. Valla çok mağdur olduk. Yani yalnız ben değil, belki 10 milyon kişi mağdur durumda. Fuzuli ödemeler var. Onları kıssalar daha iyi olacak. 7,5'ta kaldı. Zaten ev kiraları olmuş 7,5'tan fazla. Nasıl geçinecek bu millet? 75 yaşındayım. 6 senemi devlete hizmet ettim, emekli oldum. Devletin çeşitli kademelerinde bulundum. Üniversite mezunuyum. Oğlum doktor, kızım doçent. Ben 75 yaşına geldim. 7,5 milyon maaşla geçinmek mecburiyetindeyim. Ben oğlumun eline, kızımın eline bakacak bir insan değilim. Eve kira 14 milyar istiyor, 14 bin lira istiyorlar. Ben nasıl verebilirim? Gittim. İyi kötü, birazcık hasarlı olan bir ev kiraladım, 3 bin lira veriyorum. Kalanlarında geçinmek mecburiyetindeyim. Kiraları ödemiyoruz. 8 lira, 9 lira, 10 lira. Ben bir emekli adam. Kiramı mı ödeyeceğim, oramı mı ödeyeceğim? Bizim halımız ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanı, her şeyi çözeceğiz. Nereye kadar? Bir el alsın. Sayın Cumhurbaşkanı halledecekti, milletvekili halledecekti. Koltuğun üstüne oturuyor, koltuğunu unutuyor. Bizim seçim zamanı gel, hoş bir seçim bittikten sonra belediye başkanı olsa herkes geçer bu. Lütfen bunu ele alsın. Lütfen. Seçim zamanında hoş bir şeydi. Nasıl iyiymişsin? Seçim bitti. Herkes unuttu. Herkes koltuğun peşinde. Herkes yenip peşinde. Gerisi bizi yerinde kalsın. Biz onun yerine geçeriz. Tabii verilen zamlar çok düşük. Arabam var. Arabama binemiyorum. Benzin olmuş şu an 30 lira. Emekliler gerçekten perişan durumda. Asgarisi 15 bin civarında olması lazım. En az asgarisi yani. Önceden biz alıyorduk. Mesela patates alıyorduk, soğan alıyorduk, çuvalla alıyorduk. Şimdi emekli olduğumuz zaman bir ev alırdık. Şimdi evin çeyreğini alamayız yani. Yıllardır bu iktidardaki partinin savunucusu, aynı zamanda parti üyesi biriyim. Bu sıkıntılarımız, Türkiye'nin sıkıntıları belli ama bu Türkiye'nin sıkıntılarının faturasını bizim ödeyeceğimizi hiç beklemiyorduk biz. Kararnameyle ya da başka bir yöntemle nasıl olacaksa bize bir ek zam verilmesini hala bekliyoruz.